ve sorunları mühendisiyim. Sorunları mühendisleri de iş yapar. Suyla ilgili ve su canlılarıyla ilgili her şeyle uğraşıyoruz. Yaşam kaynağımız su. Suyla ilgili size bugün bilgiler aktaracağım. Her şey dünyamızın uzaydan fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Ve gördük ki dünyamız 3'te 2'si sularla kaplı bir küre. Peki dünyamızın 3'te 2'si sularla kaplı diyoruz. Bu suların sizce hepsini kullanabiliyor muyuz normalde? Elektrik üreten canlılardan birkaç tanesinden bahsedebilir misin? Elektrikli yananlar nasıl elektrik üretiyor? Balamalıkları nasıl şişiyor? Onların bize kızdığını nasıl anlayabiliriz? Aslan balıkları çok mu zehirli oluyor? Ne iş yapıyorsunuz? Mersin'in katkını. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak siz doğduğunuz andan itibaren yediğiniz tüm gıda ürünlerinin, tarım ürünlerinin denetimlerini, kontrollerini, her türlü insan sağlığına faydalı mı, zararlı mı denetimlerini, kontrollerini bizler yapıyoruz. Bizim personelimiz yapıyor. Bakanlık olarak bizler yapıyoruz. Sağlıklı beslenmek için hayvansal proteinleri almak zorundasınız. Evet. Bunların yetiştiği çiftlikler var mesela, tavuk çiftlikleri var veya inek çiftlikleri var, değil mi? Bunların tüm kontrolleri, denetimleri bizler yapıyoruz. Şimdi tarım neymiş çocuklar? Tarım veya ziraat, tarımın bir adı da ziraattir. Bitkisel ve hayvansal ürünleri. Tarım denince aklımız geliyormuş. Bak burada da resimlerde de gösterdim size. Bitkisel üretim. Yani toprağı işleme, topraktan işte ürün elde etme, meyve elde etme, sebze elde etme gibi bunlar bitkisel üretim. Tarımın konuları içerisinde. O yüzden biz bu tarım ilaçlarının atıklarını ne yapacağız? Bu şekilde araba ve saksı geldi. Hem geri dönüştürmüş oluyoruz hem de hoş görünüyorlar. Geri dönüşen bir araba yaptım. Şuradan üfleyince burada şişiyor. Bıraktığımızda da böyle direkt gidiyor. Ben bir karton kaplumbağanın gövdesini şeyini yapıp bir şişenin altından da şeyini yaptım. Kabuğunu yaptım. Ben böyle kendim bir kalemlik yaptım. Şöyle kalem koyma yerleri var. Şişeden ve kağıtlardan böyle sticker'lardan bir tane saksı yaptım. Ben sizin anlattığınız konudan yola çıkarak plastik şişenin ortasını yarıp içine toprak doldurdum. Sonra oraya bir tane aloe vera bitkisini ektim ve böylelikle büyümesini sağladım.
Sonra da onu galiba bu şekilde bizim bahçemize dikti. Evet. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sonra gelip kontrol edecek misin burayı? Evet. Bir daha gelsen. Bitkilerin büyümesi için ne gerekiyor? Gübre, su, toprak, hava ve güneş, hava. Balıklar için de benzer durum geçerli. Balıkların büyümesi için su gerekli, yem gerekli, uygun sıcaklıklar gerekli. Ve tabii ki arada bir böyle kapalıysa eğer, yani bir akvaryumda besliyorsak temizlenmesi gerekli. Bugün biz de bir akvaponik sistem yapacağız. Çok basit bir akvaponik sistem yapacağız hep beraber. Bununla da fesleğen, hiç daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Japon balıklarımızı içine koyacağız. Şöyle göstereyim. Ben demek siz burada etkinlik yaparken ipi içine koymuştum. Islanmış bile şimdiden. Toprak da bu şekilde suyu kuru olacağı için toprak kurudukça içeriden ihtiyacı olan suyu alacak. Sizin hiç fesleğeni sulamanıza da gerek kalmayacak. Herkesi var mı? Bir tane de arkadaşına veriyorsun. Ben size böyle ipler vereceğim. Bir de bardaklar vereceğim. Sizden şu anda bu ipleri bardağın içinden geçirmenizi isteyeceğim. İpleri ıslatıyorum ki toprak değdiği zaman suyu kolayca çekebilsin diye. Yoksa biraz zaman alabilir. Bitkiler de susuz kalabilirler. Fesleğenle diktik ve balıklarımıza gübreleriyle yetişmesi için böyle bir düzenek yaptık. Peki o fesleğenler nasıl beslenecek suyun dışında? Buradan ipinde balıkların gübresinden fesleğen. Balıklar dışkılayacak. Sonra o dışkılar ipten toprağa geçecek. Ve su yiyecek. Ne diyorduk biz bu sistemin adına? Biz bu sistemin adına aquaponik diyoruz. 3 gün boyunca burada birçok şeyi size tanıtmaya, öğretmeye çalıştık. Suyun öneminden, toprağın öneminden tutun beslenmeye kadar. Bu lider tarım çocuk kampının amacı zaten size suyun ve tarımın önemini anlatmak, öğretmek. Bakanlığımız tarafından da uzun zamandır da gerçekleştirilen bir proje. Burada balıktan çıkan dışkıyla bitkisel üretim gerçekleştirebileceğini anladık mı? Evet. Yani onun bir gübre olduğunu anladık mı? Evet. Yani burada bize hep katkıda bulundunuz. Hani tüm çalışanlara ve burada İl müdürümüze ve yardımcılarına çok teşekkür ediyoruz. Ebru ablaya, Yunus abiye, Mert abiye, Mahitap ablaya ve İlkmur ablaya ve tüm çalışanlara.